Eşime diyor sinir esnasında kavgada bir defa boş ol dedim. Durumumuz nedir diyor hocam. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki selâsün ciddühünle ciddün ve hezlühünle ciddün. Üç şeyin şakası yok. Şakası ciddiyesi ciddidir. Evlenme, boşanma, köle azadı. Şimdi şakacıktan ben seni aldım dese karısı olur. İki şahit huzurunda. Şakacıktan ben seni boşadım dese karı gider. Dinen söylüyorum tabii. Evet. Dinen söylüyorum. Efendim kızmış, çok sevinmiş. Ya camide boş ol deyince karı gidermiş. Hanım boş ol lan falan hani böyle şey diyor, gırgır geçiyor. Evet. Din de böyle efendim. Bu boş ol sözü, sarih lafız derler buna. Çıktığı anda öfkeyle, sevinçle, ne maksat olursa olsun Sarhoş. nikah gider. Nikah gider. Bir de defol git gözüm görmesin. Bunlar kinaye lafızlardır. Boşanma kastı varsa o zaman boş olur. Ha. Ama boş ol, ben seni boşadım dedi mi, hangi sebeple olsun, hatta tabancayı çekmiş, boşadım dedi, boş olur. Şimdi böyle sarih lafızlarla boşadığı zaman, bir kere boşadıysa, imam çağırmasına gerek yok. Hanımıyla birleşirler, yatarlar, nikah tazelenir. Ama bir boş ol dediği için dayak yiyecek öbür tarafta. Üç Hak, boşamanın biri gitti o zaman. biri gitti, bir de Ayrıca nikah haksız kıyması yere gerekmiyor gördüğü mu? için, veballi bir iş yaptığı için de tövbe istiğfar etsin. Bir daha öyle halt etmesin yani. Tamam. Şakası makası yok bu işin Allah yani. razı Çünkü olsun. bak soruyor bak. Değil Dini mi? inancı olduğu için kardeşim olduğu için böyle konuşuyorum. Allah razı Bir daha olsun. öyle sakın ağzını almasın. Evet. Almasın. Bu işlerin şakası yok onu söylüyorum. Bilhassa Yok çağırmaya gerek yok. Nikahı tazelenmiş. evlen Beraber yattılar kalktılar. Sarih bitti. lafızlar da böyledir. Ama bir hakkı gitti. Mehir borçlandı karısına. O borcu duruyor. Ha, Bir de mihrini tabii canım birinci nikahta nehir söylemeseler bile karısının ayarında kızlar kaç para alıyorsa o kadar mehir borcuna girdi. şakası olmayan üç şeyi tekrarlayalım mı Bir hocam? Cemaat bir daha talak duysun. en nikah ve talak ve şey köle Köle azadı. azadı. Yani nikahladım demenin, evlendim demenin şakası yoktur diyor hadisi şerif. Boşadım demenin şakası yoktur. Filmlerde filan evlendik diyorlar. O nikah mı oluyor Ama hocam? zor soru soruyorsun ya. Zor soru Hani soruyorsun. Dinde dizilerde filan. böyle. Ben ne yapayım yani? Tamam. Dinde böyle Peki. arkadaş. Yani Allah razı olsun. rolü yok bu işin yani. Anladın mı Eyvallah. yani? Köleye şakadan ben seni azat ettim dese o köle kurtulmuş olur. Evet kurtulur. O Hiç da şakası kölenin yok. lehine. Tabii canım. Allah'ın Evet. merhameti demek Bu üç ki. şey de şaka ciddi aynı. Evet. Değerli kardeşlerim, bu tür şeylerde üç defa boşama hakkı vardır. Yani bir nikahı Allah üç garantiye almış. Hemen sinirle insanoğlu böyle şey yapacağını bildiği için Allah Ela ya'lemu men halak. Yaratan Allah bilmez mi yarattığı kulunu? Dolayısıyla nikah bir kereyle başlar, bir nikahla yeter bir ömür ama boşama üç tanedir İslam'da. O üç hakkın biri gitti bu Urfalı kardeşimizin. O da duysun, diğer kardeşlerimiz de. Ve erkekler bilhassa, çünkü boşama hakkı erkeğe verilmiştir. Ancak nikahlanırken kadın boşama hakkını isteyebilir mi? Nikahlandıktan sonra tabii önce Birini bana ver bu hakkın diyebilir mi? Hani kurtarmak için. para muhalaa derler ona. Evet. Bu ona O olabilir mümkündür. ve böyle o da orada ne zaman kullanacak? Onu orada pazarlıkta söylemeler lazım. Tamam. Evet. Demek ki sakın ha sakın boş ol kelimesini kullanmayalım. Bilhassa erkekler. Öfke ne olursa olsun, yani ağzımızdan Allah korusun başka şeyler çıksa bile boş ol kelimesini Asla o sana. anda duralım, frene basalım. Susup gidin o evden mesela o anda. Evet. Hazreti Ali Efendimiz de Fatma anamız da bir gün Evet. tartışmışlar. Hazreti Ali bakmış iş büyüyecek, alev büyüyecek, evi saracak. Hazreti Ali büyüklük yapmış radıyallahu anh Efendimiz. Çıkmış gitmiş evden. Yani öfkesini öylece dağıtmış oldu.
kötü bir söz çıkmadı Hazreti Ali'nin ağzından ve Hasan'ın, Hüseyin'in, annemiz Fatıma'nın yuvası kurtuldu. Erkeğe ne düşer. Olmuş bir de orayı da söyle. Efendim? Gitmiş yatmış. Evet. Her şey toprak olmuş. Ya Eba Turab demiş. Eba Turab, peygamberimiz çubuk kavuruyor. Toprağı bulanmış. Kum ya Eba Turab diyor. Kalk ey toprağın baba, topraklara bulanmış adam. Evet. Hazreti Ali de peygamberimizin sesini duyar duymaz ayağa fırlıyor. Ya Resulallah diyor, Fatma'yla kavga ettik ama vallahi ben sana o gerdek gecesi Hazreti Muhammed onlardan bir söz almıştı. Aralarına oturmuştu. Ortalarına peygamberimiz ikisinden bir söz almıştı. O da biriniz öfkelendiğinde öbürü sussun demişti. Yani iki kişi de öfkelenirse olay büyür. Müslümanın yuvası yıkılır. Hazreti Ali haklı olduğu halde, Hazreti Fatma anamız da o tartıştığı konuda biraz haksız olmasına rağmen, annemiz o anda demek ki yorgundu, öfkeliydi, biraz aşırı gitmiş Fatma anamız. Ali radıyallahu anh büyüklük göstermiş. Allah Hazreti Ali Efendimizin o gösterdiği fedakarlığı, halbuki Ali'yi bilirsiniz. Hazreti Ali Allah'ın arslanı, vurdu muydu yapıştırır yani. Karşısında ordular dayanmıyor. Hayber'deki Ali'yi bir düşünsenize. Ama ailesine karşı Hazreti Ali haklı olduğu halde, bakın, öfke zirve yapmış, çıkmış gitmiş Hazreti Fatıma'nın yanından. Daha kötü bir şey olmasın diye. Yuvayı kurtarmak için. Kurtarmış mı? Kurtarmış. Resulullah Aleyhisselam da kızının yanına gelmiş. Madem açıldı, hocamın müsaadesiyle iki dakika arz edeyim. Kızının evini ziyarete gelmiş Allah Resulü. Bakmış ki Fatma anamızın morali bozuk. Yavrum demiş, baba kızını hemen tanır. Her baba kızının kaşından anlar yani. Demiş ki yavrum, seni böyle bir öfkeli, üzüntülü görüyorum. Hazreti Fatıma da kocasıyla ya kavga Allah edince Allah. Amcanın oğlu dermiş babasına. Kocasıyla ilgili iyi bir şey söyleyince de Ali dermiş. Kocasının ismiyle hitap edermiş. Yani Ali Bey şöyle yaptı demek var. Senin amcanın oğluyla şöyle oldu demek var. Hazreti Peygamber'e demiş ki amcanın oğluyla kavga ettik demiş. Hazreti Ali amca oğlu ya Resulullah'ın. Peygamberimiz şaşırmış. Siz kavga mı ettiniz? Bakın, aile kavgası Ali ile Fatıma'nın evinde bile olmuş radıyallahu anhuma. Hazreti Peygamber öfkelendi gitti ya Resulallah demiş babasına. Bizi barıştırsana demiş. Pişman olmuş Fatma anamız da. Allah kadınlarımıza da o pişmanlığı yaşatsın inşallah. Yuvayı yıktırmasın Allah. Hatasını görmeyi hepimize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Resulullah demiş ki ben onu biliyorum nereye gideceğini demiş. Mescide gelmiş, bakmış ki toprağın üstüne yatmış. Ali de öfkesinden, havada sıcak, sinirini alamamış ya Hazreti Ali, dövememiş ya hanımı, vuramamış iki tane Fatma'ya. Dolayısıyla sinirden ter boşalmış. Yerdeki topraklar çamura dönmüş. Ali'nin üstü başı toz toprak olmuş. Allah Resulü de elindeki çubukla yerde yatan Ali'ye vurmuş. Kum ya Eba Turab demiş. Ey topraklara bulanmış adam, kalk demiş. Hazreti Ali Resulullah Aleyhisselam'ın sesini duyar duymaz ayağa kalkmış. Ben sözü bozmadım ya Resulallah demiş. Yani Ali'yi, Fatma'yı dövmedim. Ona kötü sözü söylemedim. Vallahi öfkemi yuttum, geldim senin mescidine uyudum ya Resulallah. Allah'ım Müslümanların yuvalarını, Ali'nin Fatıma'nın yuvasını koruduğu gibi Allah ümmeti Muhammed'in yuvalarını korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.